Bahar TV ekranlarından, Bahar TV mikrofonlarından iyi geceler sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Ekranların en cesur, en korkusuz, lafını esirgemeyen programı Kritik Masa'dan tekrar merhabalar diyoruz. Gündem belirleyen konu ve konuklarımızla yine canlı yayınla ekranlarınızın karşısındayız. Yine önemli bir konuğumuz var sevgili dostlarım, değerli izleyicilerim. AK Parti Kilis ve Kilis Belediye Başkanı aday adayı ve aynı zamanda yayıncı Sayın Yasin Topaloğlu. Efendim hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Yasin Topaloğlu'yla Kilis'teki adaylık sürecini, gerçekleştirmek istediği projeleri ve Kilis'te tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız sevgili dostlar, değerli izleyiciler. Yine Kritik Masa'ya canlı yayında katılabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden ve telefon, SMS yoluyla sorularınızı, görüşlerinizi ve konuğumuza varsa ileteceklerinizi aktarabilirsiniz diyorum. Ve Yasin Topaloğlu'na sorularınızı sorabilirsiniz. Evet Yasin Bey, şöyle yapalım. Yasin Topaloğlu kimdir? Ne iş yapar? Böyle başlayalım evet. İsterseniz. Sizi bir tanıyalım. Şimdi Üstad Cemil Meriç diyor ki, özgeçmiş anlatmak diyor, teşhir illetinin bir nevidir diyor. Evet. Ben bugün bir başka programda da söyledim. Benim kendimi anlatmak yerine Kilis'le ilgili odaklandığımız mesele üzerine konuşmayı tercih ederim ama... Kilis'i anlatalım diyorsun. Evet, yani. Kilis'i anlatalım. Çünkü Kilis'e hizmet de bizim en büyük vazifemiz. Ben 1962 yılında Kilis'te doğdum. 10 yıldır da Ankara'da yayıncılık yapıyorum. Evet, evet. Kilis'te de ticari anlamda, sosyal anlamda pek çok faaliyetlerimiz geçmişte yaşandı. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Kilis Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldum. Hem Kilis'in hem bu havzanın meseleleri üzerine konuşmayı kendime anlatmaya tercih ederim. Zaten fikirlerimiz bir tarafıyla kendimizi de anlatmak demektir. Evet. Peki Yasin Topaloğlu siyasete nasıl girdi? Aktif olarak zaten siyaset her zaman insan hayatının merkezindir ama aktif olarak nasıl girdi? Bunun bir süreci var mıydı? Öncesinde background'da neler vardı? Evet. Benim babam Milli Selamet Partisi Kilis İl Başkan Yardımcısı 12 Eylül öncesinde. Evet. Ben de Akıncılar Derneği kurucularındanım. Milli Türk Talebe Birliği'nin Kilis'te Orta Öğretim Komitesi Başkanıyım. Evet. Daha sonraki süreçte de Kilis'te 79 yılında gazete çıkartarak başladığımız bir serüvenimiz de var. Dolayısıyla ben bir tarafıyla siyasetin içerisinde büyüdüm diyebilirim. 1973 yılında Türkiye'de genel seçimler olduğu zaman şimdi merhum olan Bahri Zengin Bey Milli Selamet Partisi'nin Gaziantep İkinci sıra milletvekili adayıydı ve Kilisliydi. Kilis tabii o zaman vilayet olmamış. Gaziantep'e bağlı bir ilçeydi. Bağlı bir ilçe, büyük bir ilçe. Birinci aday genellikle her partide şehirden, Gaziantep'ten belirleniyor. İkinci aday da Kilisli olduğu için. Ben Bahri Bey'in kahve görüşmelerini, kahve toplantılarını izleyerek siyasetle ilgili... rabıtamı... Tabandan gelmek bu deyimi yani herhalde. Yani şimdi ben çok iddialı argümanlar kullanmayı kendimle ilgili sevmiyorum. Ama elbette ben de işte daha sonra Akıncılar Derneği'nin kurucusu oldum. Ortaokulda İmam Hatip'te okurken Milli Türk Talebe Birliği'nin Orta Öğretim Komitesi Başkanıydım. Dolayısıyla o 12 Eylül'ün muhataralı döneminde öncesinde biz siyasetle çok fazla iç içeydik. Bizim başta memleketi olmak üzere dünyayı kurtarmak gibi çok makro ideallerimiz vardı o dönemde. Gençliğin verdiği romantizmle dünyaya bakarken bir medeniyet tasavvuruyla, bir alem fikriyle, bir evrensel perspektifle bakıyor idik. Dolayısıyla biz o dönemde siyaseti şekillendirmeye çalışırken bir tarafıyla pek çok şeyi de ıskaladık. Ben
okuldan kaçar partiye giderdim. Hı. Okuldan kaçar sinemaya giderdim. Hı. Dolayısıyla parti, siyaset, bir medeniyet tasavvuru, hı, işte bugün İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durum o günlerde de çok fazla bizim iç içe olduğumuz şeylerdi. Bugün artık herkesin adını bildiği İhvan-ı Müslümin, Müslüman Kardeşler Hareketi bizim o dönemde de ilgiyle izlediğimiz bir şeydi. Çünkü biz dünyaya bakarken bir ümmet perspektifinden bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Geriye kalan bütün kimlikler bunun altında bir kimliktir. Üst kimlik olarak. Evet, tabii ki yani ümmet fikri her şeyin üstesinden gelinebilecek bir şey. Zaten Sayın Başbakan'ın bu dünya Müslümanlarının meselelerine muttali oluşu, işte Myanmar'dan Somali'ye, Filipinler'den Suriye'ye kadar, Bosna Hersek'ten Mısır'a kadar akla gelebilecek Balkanlar, Müslümanların yaşadığı İstanbul Avrupa'daki dünyayı, şehirlerle ilgili olarak da ortaya koyduğu bir şey o evrensel Müslüman kimliğin yansıması. Çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar beş şehirde der ki bir başkent her daim başkenttir der. Erzurum'u, Konya'yı, Bursa'yı, Ankara ve İstanbul'u anlattı. Şimdi Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi üzerine kurulmuş çok büyük bir devlet geleneği olan hatta Amerikalıların Türkler ne kadar çabuk devlet kurabiliyor dediği bir geleneği olan bir şey. Düşünün Türk Kara Kuvvetleri'nin 2500 bilmem kaçıncı yılı kutlanır. Yani milattan öncesine kadar giden geçmişe sahip bir önemi tabii vardır. Ki bir şey var ve bunu 1436 yıl önce Müslüman olarak taşlandırmış, İslam'a hadim olmuş, hizmetkar olmuş bir millet var. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın gerek Suriye meselesi, gerek Somali meselesi, gerek Myanmar'a, işte düşünün Manila'ya, Filipinlere ilk inen uçak o doğal afette Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı. Ve o kadar o meseleye Müslümanca bir hassasiyetle bakıyor ki Türkiye başbakan yardımcısını gönderiyor. Üstelik Filipinler'de Müslümanlar azınlıkta. Üstelik Filipinler'de Müslümanlar çok derin şiddet, kayıtlar şiddet, ve şiddetle şiddetin olduğu bir Müslümanlara şiddet uygulanan onlara karşı bir yer. Şiddet söz konusu. Ama buna Türkiye hükümeti ve Sayın Başbakan bir insani bakış insani bakış ortaya koyuyor. Manila'ya ilk inen uçağın o olması ve bırakın uçağı, o zamanlarda insanların daha çok morale ihtiyacı olur. Yalnızlık duygusunu yenmeye ihtiyacı olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıdemli başbakan yardımcısı ilk uçakla oraya gidiyor. Dolayısıyla bu Sayın Başbakan'ın ortaya koyduğu evrensel perspektifin izdüşümü. Sayın Başbakan kendini dünyadaki bütün meselelerden, bütün problemlerden vareste düşünmüyor. Bunları kendi meselesiymiş gibi değerlendiriyor. Dolayısıyla bizim kilisimizde bu anlamda şu anda Suriye'deki göçmenlere, mültecilere... Evet, onlar da geleceğiz aslında. Ben yine sorularımızın içinde o var. Onlara da değineceğiz. Peki şimdi tabii konumuz yerel seçim ama aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani gençliğinde, lise yıllarında işte Akıncılar Derneği'nde bulunmuş, bizzat aktif olarak yer almış ve Milli Türk Talebe Birliği'nde aktif olarak görev almış birisine, bir büyüğümüze şu soruyu sormak istiyorum. Yani işte 80 darbesini gördünüz. Yine o dönemlerde aktif olarak siyasetin içindeydiniz. Arkasından yine 28 Şubat postmodern darbesi. İşte Türkiye'nin içinde bulunduğu 93'lü 96'lı yıllardaki o karanlık dönem diye adlandırdığımız, işte birçok faili meçhulün olduğu bir dönem. Gazetecilerin, ne bileyim yazarların vurulduğu, öldürüldüğü bir dönem. 2002 sonrasında bir yeni Türkiye diye bir tabir oluştu. Evet. Bize bu yeni Türkiye ile bu bahsettiğimiz 80 ile 2002 arasındaki Türkiye ile, yani eski karanlık Türkiye ile
Bu yine Türkiye arasındaki şeyi farkı. Bir siyasetçi gözüyle, bir kültürel, bir işte gençliğinde siyasette yer almış, o dönemi görmüş birisi olarak nasıl değerlendirirsiniz yani? Şimdi Türkiye'de iki alanın çatışması var. Bu çatışma yeni cumhuriyetle birlikte mütemadiyen şekil değiştirerek bugüne kadar geldi. Halkla oligarşinin karşılıklı çatışmalarını yaşayan bir süreçten geçiyor Türkiye. Şimdi dünyada İngilizler sadece 12 ülkeyi işgal etmemişler. Yani Birleşmiş Milletler'in tanıdığı, Birleşmiş Milletler'i tanıyan yaklaşık 200 kadar ülke var. Bu 200 ülkenin 12 tanesini İngiltere işgal etmemiş. Muhtemeldir ki işgal edilmeye değer bulunmamış ülkelerdir. Şimdi Osmanlı'yı yıkan zihniyet İngiliz zihniyetidir. İngilizlerin sanayi devrimiyle başlayan Osmanlı'yı pazara dönüştürme çalışmaları bir safha sonra Osmanlı'nın tasfiyesine yol açmış. Basiretsiz idarecilerin, batıcılığı kendine şiar edinenlerin, başta Tanzimat Fermanı olmak üzere 1839'dan beri kendi medeniyet tasavvurunu bir kenara bırakarak bir yeni dil inşasına çalışan insanların cumhuriyette, cumhuriyet kurulurken rolleri büyük. Evet. Şimdi sonrasında biraz roller mi değişiyor? Yani şöyle, İngilizler bu ülkede birkaç tane doktorun inşa ederek gidiyorlar. Bunlardan bir tanesi Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Evet. Burada şunu söylüyorsunuz. Siz ezberci bir ülke olacaksınız. Ezberci bir topluluk yetiştireceksiniz. Bir iddianız olmayacak. Bu araştırmak çok yerine, öğrenmek tabii, yerine. Ezberci. Ezberci. Yani üniversite imtihanına hazırlanacaksın. Üniversiteyi kazandın, adam oldun. Kazanmadın, adam değilsin. Böyle bir sistem inşa ediyorsun. Bu en mühim şey. İkincisi harf inkılabı. Üçüncüsü ve en önemlisi hilafetin ortadan kaldırılması. Bu üçlü şey İngilizlerin başta Lozan olmak üzere her yerde dayattıkları bir şey. Evet. Dolayısıyla bütün kaliteli insan kaynağını Çanakkale'de, Yemen'de, Trablus'ta, Filistin'de, birçok cephede her yerde kaybeden bir şey var. En mütevazı rakamla Çanakkale'de 250 bin tane insanı Osmanlı şehit ediyor. Şehit bırak. O orada 250 evet. bin şehidi var. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? Doktorun, kaliteli insanın, mühendisin, nitelikli zenginin, herkesin, yoksulun orada ölmesi demek. Ülkenin nüfusunun da 20 milyon olduğunu göz önüne aldığınızda çok ciddi bir savaşta 250 bin insanınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla yorgun bir devletsiniz, borçlu bir devletsiniz. Evet. Osmanlı'nın hiçbir geliri size ciro edilmediği halde duyun umumun üzerinden Özal Rahmetli'nin ödeyeceği son taksite kadar büyük bir meblağı Türkiye devletine dayatıyorsunuz. Alfabeni değiştireceksin diyorsun. Halifeyi kaldıracaksın diyorsun. Ondan sonra da bir vesayet rejimi inşa ediliyor. Bu vesayet rejimi ne zaman yalpalarsa, millet ne zaman iktidar olursa 27 Mayıs oluyor. 60'ta oldu, evet. Ne zaman millet bir miktar başını kaldırırsa 12 Mart oluyor. 72 muhtırası. Ne zaman bir millet yahu yeter artık derse 12 Eylül oluyor. Evet. Sonra 28 Şubat oluyor. Sonra 27 Nisan'da dijital darbe yapıyorsunuz. Evet. Ama işte Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en muktedir Türk yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Sayın Başbakan bu vesayet rejimini büyük bir özgüvenle, büyük bir fedakarlıkla öyle bir noktaya getirdi ki biz
genelkurmay başkanlarının ismini ezberleyemeden emekli olmaya başladı. Evet. Oysa 28 Şubat'ta biz 4. Ordu, Ege Ordusu, evet, en 4. kudretli dönem. Yani biz 5. Zırhlı Tugay Komutanı'nın adını öğreniyorduk. Evet. Ama senin silahın var diye ben senden korkmalı değilim ki. Hı-hı. O silahı sana millet veriyor. Evet. Senin işin askerlik, siyasetçinin işi siyaset. Hı-hı. Televizyoncunun işi televizyonculuk. Evet. Esnafın işi esnaflık. Şimdi siz bunu birbirine karıştırdığınız zaman benim silahım var. Ben senden şişmanım ve seni döverim. Bu böyle bunun üzerine kurulu bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın bu anlamda ortaya koyduğu son 10 yıldaki şey biz içinde yaşadığımız için bize sıradan gelen şeyler 30-40 yıl sonra anlaşılacak. 30-40 yıl önceyi bırakın, 2002'de hayal edilemezdi. Evet. Siz bir kamu kurumunda başörtülü bir hanımefendinin çalışacağına 5 ya sene evvel inanır mıydınız? İnanmazdım. İnanmazdınız. Evet. Ama ben size şunu söylüyorum. Daha bugünden daha öte bir şey söyleyeyim. Ben bunu 2001'de seslendirmeye başladım. Evet. Gerekçesini de anlatacağım. Çok yakın bir gelecekte, hı hı, Türk Genelkurmay Başkanı Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazında sair kuvvet komutanlarından tekmil alacak. Çünkü bu coğrafyada sadece siz İslam'ın hizmetkarı olursanız var olursunuz. Hı. Çünkü bu coğrafyada Araplarla, Kürtlerle, Lazlarla, Çerkezlerle kardeş olursanız varlık gösterebilirsiniz. Ve sizi bu topraklarda siz ne yaparsanız yapın, nasıl Batı Boşnakları Osmanlı diye öldürdüyse, evet, sadece Müslüman olduğu için Sırplar onları katlettiyse ve dünya buna izleyici kaldıysa, bu anlamda bizim İslam'ın ipine sarılmaktan başka bir gücümüz ve imkanımız yok. Kürtlerle ve Araplarla biz bin yıllardır bu coğrafyada kavga etmeden yaşadık ki Ahmet Arif'in deyimiyle tavuklarımız birbirine karışmış. Her şey birbirine karışmış. Evet. Et tırnak meselesini bile, onu bile aşmış bir şey. Dolayısıyla bu coğrafyada eğer siz Müslüman olmanın önemini anlayamazsanız sizi bir daha bölerler. Evet. Yani yeni Türkiye dediğimiz noktaya eğer özetlersek biraz. Başta Sayın Başbakan'ın tabii iradesiyle ve İslam'a duyulan o maneviyata duyulan o bağlılıkla mı bu hale geldik? Başka yani türlü yok. Şimdi siz Kürt'e Kürt, Arap'a Arap derseniz, Allah rahmet etsin Erbakan Hoca Bingöl'de siz ne mutlu Türk'üm diyene derseniz, o da Kürt de ne mutlu Kürt'üm diyene çok olur. Çok tepki aldığı bir konuşmaydı. Ama aradan geçen süre içerisinde Erbakan Hoca'nın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Çünkü bizim etnik yapılarımızı farklılaştırmaya bir ihtiyacımız yok. Bizim kardeşliği tesis etmeye ihtiyacımız var. Evet. Zaten Türkiye Cumhuriyeti devleti herkese yetecek kadar büyük bir devlet. Sadece bunu biz anlayamıyoruz. Bu İngiliz eski başbakanlarından Churchill'in zannedersem bir önemli bir cümlesi var. Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir diye bir Amerika'nın da şu andaki politikasıdır. Şey. Yani Türkiye Türklere bırakılamayacak kadar mühim bir ülkedir. Bunu en ebleh adama dünya haritasını koyun. Hiç kafası basmasın. Hı-hı. Stratejist filan değil. Hiçbir numarası olmasın. Harita okumasını bilsin. Şöyle bir baksın. Türkiye denilen ülke büyük bir ülke. Evet. Sadece biz yine biraz evvel söylediğim gibi 10 yıldır devrim mahiyetindeki şeylere gözümüzün önünde olduğu için bunu sıradan buluyoruz. Klasik bir durum. Geliyor. Hı-hı. Onun için de Türkiye'de yaşadığımız için vay be filan işte bu Türkiye Türk propagandası yapılıyor filan gibi Çetin Altan'ın bir argümanını kullanıyoruz. Halbuki öyle değil. Halbuki biz bu coğrafyada ki bu coğrafya lanetli bir coğrafya. Hı-hı. 1071'den beri var olduk. Hı-hı. Ve daha nice bin yılları bu coğrafyada İslam'ın beraber tabii İslam ki kardeşi altında geçireceğiz. Böyle. Diyelim ve hemen yine konumuz yerel seçimler. Evet, çok yerel aslında seçimler. Güzel bir giriş oldu. Evet. Hakikaten keyifli bir giriş oldu.
Yerel seçimlere gelirsek eğer. Kilis'te şu anda işte başkan adayısınız. Evet. Aday adayı. Aday adayısınız daha doğrusu, evet. Evet. Şimdi neye istinaden böyle bir aday adaylık düşündünüz? Yani ne oldu da, neyi eksik gördünüz? Kilis'te olmayıp da sizin yapabileceğiniz ne vardı da adaylık süreci başlamış oldu? Şimdi Kilis enerjisini ve insan kaynağını 12 Eylül 1980'den beri harekete geçiremiyor. Evet. Dolayısıyla Kilis'in önümüzdeki süreçte kasaba olmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Evet. Buna şöyle bir örnek vereyim. AK Parti hükümeti çok reformist bir hükümet. Evet. Sayın Başbakan İlla da böyle oy kaygısı filan güden bir gelecek seçimi değil, gelecek nesli düşünen bir fıtratı yapı var. Hı hı. Şimdi bir gecede bu reformist hükümet 2000 tane kasabayı kapattı. Evet. Dedi ki nüfusu 5000'in altında olan bütün kasabalara ben evet. Galiba 2000 yani belde belediyeler için. Evet, belde belediyelerini kapattım dedi. 2000, evet. Zaten 30 ili de büyük şehir yapınca evet, bunların büyük bir bölümü mahalleye evet, dönüştü. Mahalleye dönüşmüş oldu. Evet. Şimdi AK Parti hükümeti bir gece şöyle bir şey diyebilir. Ben nüfusu 250 binin altında olan illeri kapatıyorum. Evet. En yakın vilayete bağlıyorum. Hı hı. Diyebilir mi? Diyebilir. Önümüzdeki süreçte tabii gerekçeleri eğer makulse başbakanın büyük şehirlerden sonra yeni bir yerel yönetim modeli var. Bütün şehir diye bir kavramsallaştırmayı inşa ediyor. Bütün şehir. Hı-hı. Yani bir vilayetin mülki sınırlarını bir belediyenin ve bir valinin idaresini öne çıkartan bir yeni model. Yani il genel meclislerini lahveden, belediye meclislerini yerel parlamento düzeyine çıkartan yeni daha bir yapı. Daha aktif, daha pratik bir yönetim şimdi tarzı Kilis herhalde. Bu anlamda geri kalmış bir yer. Yani benim 99'dan beri Kilis'le ilgili seslendirdiğim şey Kilis kasaba olmamalı. Evet. Kilis kasaba olmasın. Kilis kadim medeniyetlere beşiklik etmiş, İslam'ın en ileri kültür merkezlerine dönüşmüş bir yapısı var. Evet. Ama bugün her şey ilerlerken Kilis geri kaldı. Her şey iyiye giderken Kilis geriledi. Hı-hı. Dolayısıyla bizim bu anlamda Kilis'te benim dışımdaki sahil aday arkadaşlar da pek çok proje seslendiriyorlar, pek çok proje anlatıyorlar. Park, bahçe, belediye binası o filan diye herkesin kendine göre hayal ettiği Kilis'i bir tasavvur olarak insanların önüne koyuyorlar. Bense biraz daha Kilis'e makro bakılmasından yanayım. Hı-hı. Ben şunu görüyorum. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde Suriye'deki savaş bitecek. Evet. Çok uzamaz bir savaş. Bu denli zaten geçmişi de az değil artık. 3 sene İki yıl geçti. Yani 3. yıla girdik. Dolayısıyla ne dünya konjüktürü, ne Orta Doğu dengeleri, ne Türkiye'nin sabrı bu anlamda bu şeye savaşın yetmez. Uzamasına izin vermez. Vermez. Yani şimdi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Aralık ayı sonuna kadar Türkiye'de 1 milyon mülteci olacağını varsayıyor. Evet. Ki bu mültecilerin sayısının şimdi 5-600 bin olduğunu düşünün. Hı-hı. Demek ki önümüzde öyle kalleşlikler olacak ki 3-400 bin tane insan daha Türkiye'ye sığınacak. Bu çok trajik bir şey. Orada bir şey olacak. Bu savaş bitecek. Evet. Başta Suriye'nin imarı olmak üzere pek çok şey gündeme gelecek. Ben de yani bir ticaret hacmi oluşacak büyük ihtimalle. Yani tabii yeniden birinin, bir yapılanma. Evet, birinin vurgunundan bir sonuç devşirmek değil de biraz daha böyle eskiler kuş bakışı bakalım der ya. Evet. Ben Kilis'in kaderinin Suriye ve Gaziantep'le entegrasyonuyla mümkün olduğuna inanan bir düşünce sistematiğine sahibim. Hı hı. Ben önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olma refleksiyle davranarak
Evet. Gaziantep'ten Şam'a kadar Kilis aktarmalı Halep üzerinden bir hızlı tren projesini gerçekleştireceğini düşünüyorum. Evet. Hakeza Gaziantep'in var olan havaalanı hem teknik donanım anlamında hem yetersizlik anlamında Gaziantep'in bile ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Yani evet, biraz... Bir bölge havaalanı değil. Bunun üzerine Mercidabık'ta Yavuz Sultan Selim'in savaşının olduğu meydanda ben bir uluslararası havaalanının Kilis'e ve Gaziantep'e ve Halep'e çok yakışacağını, çok işlevsel olacağını düşünüyorum. Yani böyle bir projeniz var mı? Yani Kilis'e belediye başkanı olursak, olursam ben ya da... bunu öncülük edebilirim ama bu benim yapabileceğim... Tabii yani proje bazı anlamda söylüyorum. Ama şudur. Yani şimdi, en azından gündeme taşıma anlamında söylüyorum yani. Şimdi çok muhayyilesi geniş bir başbakanımız var. Evet. Kanal İstanbul projesi gibi dünya dengelerini sarsacak. Evet. Ve sadece bir yıl içerisinde Türkiye'ye 2 milyar dolar kazandıracak. Evet. Evet. Bir büyük projesi olan bir başbakanımız var. Bizim başbakanımıza Mercidabık Havaalanı ve Antep'ten bir hızlı tren kurabiye gibi bir şeydir. Yani onun böyle yapın ya kardeşim ki devlet artık ne yapıyor? Diyor ki yap işlet devret. İşte 80 milyar liralık havaalanı yap işlet devretle üçüncü havaalanı yapılıyor. İngilizler o kadar kıskanmışlar ki bu üçüncü havaalanı. Londra Belediyesi Londra'ya üçüncü bir havaalanı için 28,5 milyar poundluk bir yeni havaalanı yapıyorlar. Bunun projesinin ihalesine çıktılar. Evet. Çünkü Türklere böyle bir şey yakışmaz. Biz onun birinciliğini her zaman almalıyız yaklaşımı var. Evet. Dolayısıyla merkezi hükümetin yapacağı şeylere yerel yöneticiler ne yapar? Lojistik destek sağlar. Ne yapar? Altyapısını oluşturur. Altyapısını kurar. Ne yapar? Etütünü hazırlar. Bunun takipçisi olur. Ulaştırma Bakanlığı'nın kapısından nöbet tutar. Mesela? Der ki kardeşim işte bu iş bitmeli. Başbakan açılış için takvim veriyor, saat veriyor, gün veriyor. Evet. Şimdi böyle bir başbakanın muhayyilesini biz Gaziantep'e ve Kilis'e daha iyi ciro etmeliyiz. Onu daha iyi temsil etmeliyiz. Onun muhayyilesini daha iyi anlatmalıyız. Çünkü başbakan Sayın Başbakan bu işlere bakarken İslam medeniyetinin perspektifinden bakıyor. Şu anda Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni bir başbakanlık binası yapılıyor. Muazzam bir yapı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılıyor. Bu bağlamda biz buna öncülük yapabiliriz. En basiti Kilis'te şehir kültürünün dinamiklerini oluşturan temel enstrümanlar yok. Mesela ne yok? Sinema. Neyi eksik gördünüz? Sinema yok. Tiyatro. Kültür merkezi yok. Tiyatro yok. Doğru dürüst bir kütüphanesi yok. Kilise çok iyi bir üniversite var aslında. Üniversite öğrencilerinin yaşam yetmez, alanları. Yetmez. Hayır yani sinema ve tiyatroya gitmem anlamında söylüyorum. Yani o hayatı daha hareketlerle getirebilecek paylaşlar da var. Sosyalleşmeyi sağlamak gerekir. O anlamda şimdi söylüyorum. 99 yılında ben kilise bir üniversite kurulması lazım dedim. Pek çok insan bana güldü. Benim var manifestom. Kilis 3000 projesinde ben bunları anlattım. Dedim ki kilise bir üniversite kuracağız. Evet. Kilise bir üniversite kuruldu. 8000 tane talebe var. Evet. Şimdi ben öte gidiyorum. Kilise özel vakıf üniversiteleri mi? Üzerinden biz bir Büyük Doğu Üniversitesi kuracağız ve dili Arapça ve Türkçe olacak. Resmi dili, eğitim dili, Arapça ve Türkçe olacak bir Büyük Doğu Üniversitesi. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Büyük Doğusu, Orta Doğu'nun Büyük Doğusu. Diyelim, kısa bir reklam arası vereceğiz. Evet. Sevgili izleyenler, değerli dostlar. Ekranların en cesur programı Kritik Masa kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir ayrılmayın.
Kısa bir reklam arasından sonra kritik masa kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Konuğumuz AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Sayın Yasin Topaloğlu. Evet, devam edelim. Yani Kilis'e dair yine tespitleriniz böyleydi. Peki şöyle yapalım. Sizin Kilis'e dair tespit ettiğiniz en önemli sorun nedir? Yani en aciliyetli sorun nedir? Çözülmesi gereken en önemli sorun. Heyecansızlık. Yani şehirde bir heyecan mı yok? Heyecan yok, renk yok, motif yok. Hı-hı. Bizim insanımız, aziz ve muhterem Kilisliler, biraz fazlaca içine kapandı. Biraz Hı-hı. fazla moralsizler. Hı-hı. Dolayısıyla bu anlamda ben dün akşam Kilis Gençlik Kolları'nda Hı-hı. gençlere hitaben bir buluşma yaşadık. Evet. Ben dedim ki arkadaşlara, şimdi burada benim dışımda 13'ü resmi başvuruda bulunmuş, 3 tane de potansiyel başkan adayı var. Dolayısıyla her vaat söylendi size. Ben ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabiliriz. Resul Osman Dağı'nı Manhattan'a çevirmeyi taahhüt edebilirim. Kilis'ten İskenderun'a bir tüp geçit yapabilirim. Cumhuriyet Meydanı'na uçak indirebilirim. Filan gibi bir şey. Şimdi eğer siz nitelikli insan kaynağını doğru istikamete yönlendirirseniz oradan elde etmek istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Yani enerji ve sinerji var ama bunları doğru kanalize etmek önemli. Yok. Diyorsunuz. Şimdi Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan büyücü mü? Sihirbaz mı? Hı-hı. Elinde Musa'nın asası mı var? Hı-hı. Ne yaptı da ihracatı neredeyse komik rakamlar olan Hı-hı. bir ülkenin ihracatını... 300 milyon dolarlardan milyar dolara taşıdı. Yani Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon dolara çıktı. Gidiyor, evet. Şimdi hızlı tren kavramını, uçak, havaalanı, duble yol kavramını Tayyip Bey 2002 yılında seçim beyannamesinde 15 bin kilometre duble yol yapacağız dediği zaman Ertuğrul Özkök köşesinden katıla katıla gülmüştü. Hı hı. Ama yaptı. Ama bugün de herkes Ertuğrul Özkök'e gülüyor. Yani tabii işte siz gülünecek bir hale kendinizi düşürürseniz birileri de güler. Hı hı. Dolayısıyla Kilis'in 12 Eylül 1980'e kadar olan dinamikleri nasıl dinamiklerdiyse bizim yeniden oraya flashback yapmamız lazım. Evet. Hızlı bir dönüş yapmamız. Evet. O yüzden de park yapacağız, cadde yapacağız, kaldırım yapacağız, pembe kaldırım yapacağız, mavi kaldırım. Bunların Kilisli içinde bir değeri yok. Kilis'i bir kasaba olmaktan kurtaracak temel şey Kilis'in insanını ve onun enerjisini harekete geçirmektir. Bir heyecan, bir sinerji. Tabii ki. Yani şimdi... Mesela ne yapmak lazım da o heyecanı tekrar yakalayabilirsiniz ya da o enerjiyi sinerjiye dönüştürebilirsiniz? Şimdi, ne olabilir mesela? En önemli şey şu. Kilis daha evvel çokça kendi içine kapanmış bir yapıdaydı. Hı-hı. Üniversite kozmopolit bir alan açtı. Hı-hı. 8 bin tane öğrenci var. Hı-hı. Yaklaşık 5-600 tane de üniversitenin memuru, görevlisi, evet. Tedarikçisi, Hı-hı. akademisyeni insan Hı-hı. var. Hı-hı. Şimdi biz reklam öncesinde şunu söylüyordum ben. Büyük Doğu Üniversitesi demek şu demektir. Hı-hı. Arapça eğitim yapacak demek şu demektir. Bir, Kilis Şam'a 2 saat, 2,5 saat. Hı hı. Kilis'i bu anlamda bir eğitim üssüne Arapça eğitim yapabilecek. Bunun hı hı. yanına üçüncü hı hı. bir dil olarak da İngilizceye katın, hiçbir beysi yok. Evet. Orta Doğu havzasından yeni bir sinerji ithal edebilecek bir şey üniversitedir. Bir bölge üniversitesi evet. tarzında. Çünkü Kilis'te fabrika kurulmaz. Neden Niye? Kurulmaz? Çünkü Kilis sıkışmış bir coğrafi alana sahip. Ulaşım açısından lojistik teknik anlamda değil. Biraz evet. Ham maddeye yakın değil, evet. limana yakın evet. değil,
Demir yolu yok. Hı-hı. Dolayısıyla biz... Maliyeti arttıran faktörler bunlar. Tabii ki. Yani Kilis'te en fazla yapabileceğiniz en azami şey ticari... Zeytinyağı fabrikası açmak. Ya bu kısmen, bile zeytinler bile sökülüyor. Kısmen, yani evet. Kısmen onu yapabilirsiniz. Maalesef zeytinler bile sökülüyor. Maalesef tarıma verimli alanlar imara açıldı. Dolayısıyla Kilis'te bu anlamda ticaretin geliştirilmesi dışında bir enstrüman elimizde mevcut değil. Evet. Yani Kilis'e deniz getiremeyeceğimize göre bu anlamda yapılabilecek en iyi şey ticaretin dolayısıyla nispeten bir kısım üretimin yapılabilmesi ancak kendi dinamiklerini harekete geçirmesiyle olabilecek bir şey. Ama ben madem bir üniversitenin şehri ne kadar hızlı dönüştürdüğünü biliyor ve görüyor isek, özellikle Amerika'da üniversite kasabaları var. Evet. Bir kasaba düşünün, sadece bir üniversiteyle müsemma. Evet. Sadece bir üniversite üzerine. Bütün ticari hacmi üniversitedeki. Kurulu 50 bin 60 bin nüfuslu kasabalar var. Hı-hı. Mesela New York'a. Ya Türkiye, yani çok bitmeye gerek yok. Türkiye'de Eskişehir, Malatya gibi. Çok. Hem asker. Erzurum gibi. 60 bin öğrenci olduğu bir. Mesela Selçuklu Üniversitesi. Tabii. Konya'nın karakterini değiştirmiştir. Mi? 80 bin talebesi var. Evet. Şimdi Konya'da 3 tane üniversite var. Evet. Dördüncüsü kuruluyor. Hı-hı. Gaziantep'te 4 tane üniversite var. Beşincisini de kaldırır. Peki Kilis'te Arapça bir üniversite hem Suriye'den bu muhacirlerin... Sadece Suriye değil, Arap ülkelerinden de tabii. Mısır'dan, şimdi, Lübnan'dan, Ürdün'den... Halep'te her şey yıkıldı. Halep'in üniversitesi de yıkıldı. Hı-hı. Halep Üniversitesi İslam coğrafyasının en meşhur 10 üniversitesinden biridir. Evet. Dolayısıyla buranın insan kaynaklarının bir kısmı da Türkiye'ye geldi. Evet. Beyin göçü aslında Türkiye için büyük bir kayıp. Avantaj. Suriye için, Türkiye için bir avantaj. Büyük bir kazanç. Ben bu Suriye meselesinin bu nüfus mobilizasyonu anlamında şimdiki durumu Gaziantep, Hatay ve Kilis için çok büyük bir kazanç görüyorum. Hı-hı. Her ne kadar şimdi bir takım sorunlar baş göstermiş ise de evet. Önümüzdeki süreçte bu çözülemeyecek şeyler değil. Evet. Dolayısıyla Kilis'in belediye başkanı pek çok şeye öncülük yapabilir. Pek çok meseleyi Ankara'nın gündemine taşıyabilir. Gündemde tutabilir. Pek çok meselenin takipçisi olabilir. Ama bunun için sizin bir medeniyet tasavvurunuz, bir alem fikriniz, bir evrensel bakış açınız, bir üst perdeden vizyonunuz olması gerekir. Evet. Yoksa bu olmadığı zaman belediye başkanlığı çöp toplama memurluğudur. Evet. Daha başka bir şey değildir. Çöp çok toplarsınız. Aslında çok farklı bir, yani bir belediye başkan adayından ada adayından bunu duymak hakikaten beni çok şaşırtıyor. Çöp toplarsınız başka bir şey evet, değil. Evet samimi. Gerçekten... Başka bir şey değil. Eğer siz o şehrin heyecan parametrelerini açıp kapatmaz ve bunu inşa etmez. Harekete geçirmezseniz. O halka liderlik etmez. O halkın önüne düşüp meselelerini çözmeyle ilgili bir yeni dil inşası yapmazsanız çöpü bile toplayamazsınız. O bile olmaz. Toplasanız da bunun adı belediyecilik olmazdır. Olmaz. Muhtemelen. Yani şimdi burada bir aday adayı çıkıp ben size park yapacağım, çöpünüzü toplayacağım, suyunuzu getireceğim diyor ise bu çok zayıf bir bakış açısıdır. Evet. Burada şunun söylenmesi lazım. Ben bu şehri yaşanabilir hale getireceğim. Hı-hı. Yaşanabilir hal, şehir ne demekse bunu yapacaksın. Hı hı hı. Bunun örneklerini bizim kendi kadim medeniyetimizden seslendirebiliriz. Hı hı. Şimdi şöyle bir şeyi düşünün. Hazreti Ömer iklim şartları sebebiyle fethedildiğinde Basra ve Küfe'nin olduğu iki şehrin kurulmasını emrediyor. Evet. Ve diyor ki şehri kuranlara, caddeleri diyor 40 metreden az olmayacak. Hı hı. Şimdi o dönemin en cüsseli ulaşım aracı deve. Evet. Deve
2 metrelik bir yoldan da geçer. Evet. Peki 38 metre niye? Çünkü bu hayırlarınız 1500 sonrasını görebildiği için. Evet. 1500 yıl sonrasını gören bir şey. Çünkü bir medeniyetin bir Medine demek şehirlerin anası demektir. Kutsal ve şehir demektir. Kutsal ve şehir demektir. Hı hı. Şimdi biz bu perspektiften baktığımız zaman Kilis neredeyse bir tarihi açık hava müzesi. Hı hı. Ama siz orada bir zenginliği gösteremiyorsunuz kimseye. Açamıyorsunuz. Açamıyorsunuz. Yani onu... Çünkü o şey o kadar daraltılmış, o kadar sıkıştırılmış bir alanda ki. Hı hı. Yani Kilis'in 2 kilometrelik bir alanında çeşmesi, hamamı, camisi, imarathanesi, kilisesi, havrası olan pek çok tarihi zenginlik var. Ama bunlar için sizin evvel emirde bunları görünür kılmanız lazım. Yani şu anda onlar acaba kilisin yapılarından dolayı mı görünmüyor? Tabii. Yani önce bir bir imar yoğunluğu var. Sorunum var. Yani tabii, o açıdan. Tabii o çok sıkışmış bir alanda. Peki yani uygun yerler mi yoktu çok sıkışık yapılmış? Yoksa yani uygun şimdi, alanın maliyeti? Şimdi şehrin gelişimiyle ilgili benim baktığım yerden ters bir imar faaliyeti var. Öyle mi? Yani şehrin verimli tarım alanları imara açıldı demiştiniz. Evet. Yani ben bunun yerine her şehir olduğu gibi tarım arazilerinin dışında alanı imara açarsınız. Ki mantık öyle, evet, öyle olması lazım. Yani doğru şehir planlamacının zaten bunun üzerine tabii, kurulur. Ama siz kalkıp da şehri bu anlamda yanlış yönlendirirseniz, çünkü buna kim karar veriyor? Belediye karar veriyor. Ben şehrin bu tarafını imara açmadım dediğiniz zaman size niye burayı imara açmıyorsunuz diyemez kimse. Evet. Dolayısıyla bu taraflardan bakıldığında biz hem Kilis'in insan kaynağı zenginliğini, hem tarihi zenginliğini, hem kadim bir medeniyet şehri olmasını pazarlayamıyoruz. Biz 12 Eylül 1980'de hayalet bir şehre döndük. Hı hı. Gelişmemiz orada durdu. Hı hı. O dönemin Japonya'sında, Çin'inde, Tayland'ında, Hong Kong'unda, Kore'sinde ticaret yapma kapasitesi olan insanlar içine kapandı. Hı hı. Ve bugün geldiğimiz yer her düzlemde sıkışmış bir Kilis. Kilis. Peki şöyle bir şey yapalım. Yani daha önce işte Kilis Gaziantep'e bağlı büyük bir ilçeydi. Zaten program başında bunu dile getirdiniz. Kilis'in il olması bir dezavantaj oluşturdu mu? Yani bu açıdan baktığımız zaman. Yok, biz sizce? Tam tersine Kilis'in il olmasını müstakil bütçeleme anlamında merkezi idare eden, doğrudan edindiği paylar anlamında ben avantaj olarak görüyorum. Hı hı. Peki bu kullanılabildi mi diye sorarsanız. Belki evet, doğru soru budur. Evet, hı, evet. Bunu kullanamadık. Kilisli vilayet olmanın imtiyazını, imkanını yeteri kadar değerlendiremedi. Hı hı. Çünkü Kilis'in il olma sürecinden sonra yerel aktörleri doğru bir bakış açısı geliştiremedi. Evet. Ankara'yı doğru değerlendiremedi. Hı hı. Ben Kilis'in her bir meselesi için başbakanın kapısına nöbet tutarım. Hı hı. Ben Kilis'in her bir meselesi için Maliye Bakanı'nın kapısına nöbet tutarım. Hı hı. Ben Kilis'in her bir meselesi için Milli Eğitim Bakanı'nın kapısına nöbet tutarım. Vaktaki Kilis'in hak ettiği imkanları oradan alıncaya kadar. Şu anda peki Kilis hak ettiği imkanlara sahip değil mi? Yani mesela Milli Eğitim Bakanlığı yeteri kadar öğretmen atamıyor mu? Ya da Sağlık Bakanlığı yeteri kadar doktor, hemşire vesaire, ya da Adalet Bakanlığı. Şimdi ben politik, bu konuda bir sıkıntı var mı yani acaba? Politik bir kimliği olan bir yerde duruyorum. Hı hı. Kilis AK Partili bir belediye tarafından, AK Partili, hı hı, bir başkan tarafından idare ediliyor. 10 yıldır Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut Beyefendi, evet, Kilis'e hizmet etti. Evet. Kilis'in belli bir takım sorunlarını çözdü. Hı hı. Kilisli bu sonuçtan memnun olmalı ki Sayın Başkan'ı iki kere göreve getirdi. Hı hı. Dolayısıyla ben Kilis bu anlamda kötü idare edildi,
cümlesini kurma noktasında değilim. Evet. Ben her zaman bir şeyin daha iyisi olduğuna inanan bir yerde duruyorum. Her zaman daha güzelin olabileceğine inanan bir yerde duruyorum. Dolayısıyla da ben kilisin Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin vizyonuna uygun bir gelişme trendini yakalayamadığını düşünüyoruz. Evet. Yani onun Sayın Başbakan'ın Türkiye'ye bakarken, dünyaya bakarken geliştirdiği engin fikirlere yeteri kadar uyum sağlayamadığını ve adapte olamadığını düşünüyorum. Bu anlamda benim herhangi bir yerel yöneticiyi herhangi bir şeyle itham ediyor olmak gibi bir şeyim olamaz. Dolayısıyla biz bu anlamda var olan Abdi Bulut Bey'in hizmetlerinin de kilisi pek çok sorundan kurtardığını söyleyebilirim. Peki AK Parti'de zaten konuştunuz, sizin dışınızda 13 tane mi aday adayı var? Resmi başvuruda bulunmuş 3 tane de potansiyel aday var. 16 evet. kişi. Peki nasıl bu süreç nasıl işleyecek? Yani biraz da bu süreci anlatır mısınız bize? Yani şimdi, mesela temayül oldu mu? O cumartesi günü yapılacak. Evet, bu cumartesi yapılacak. Evet, bu cumartesi yapılacak. Ondan sonra bu temayül sonuçları genel merkezde Sayın Başbakan'ın önüne götürülecek. Sayın Başbakan bu konuda ve komisyonları ve anketler yoluyla tercihini bir aday lehine yapacak. Evet. Peki işte temayül olacak cumartesi günü. Taban oy kullanacak. Yani kilisteki kilisi bilenler, işte teşkilattan gelenler oy kullanacak. Siz acaba genel merkezin temayül sonuçlarını dikkate alacağını düşünüyor musunuz? Ya da hangi oranda dikkate alacaktır? Yani tabanın sesine kulak verecek midir? Elbette çok dikkate alacak. Yoksa bunu niye yapıyor olsun? Genel merkez enerjisini niye israf etsin? Çünkü buraya milletvekili gönderecek. Burada teşkilatları toplayacak. Bu insanların oyları çok değerli. Evet. Bu oyları adaylar talip olacak bu oylara. Sonra da bu veriler üzerinden elbette durumu iyi, parlak görünen adaylardan birine aday yapacaklar. Evet. Aday adaylarından birine sen adaysın diyecekler. Yoksa bu denli bir enerjiyi israf etmiş olursunuz. İsraf da haramdır. Yani bunu evvela insan kaynağı israfı haramdır. Yani her şeyin ötesinde illa maddi bir şeyden söz etmemek lazım. Zamanımızı, zamanları çok iyi kullanmak, bunu çok iyi değerlendirmek durumunda olmalıyız. Çünkü zaman fukarasıyız biz. Evet. O yüzden de kaybedecek zamanımız yok. Sayın Başbakan temayülü çok ciddiye alacaktır. Bunun sonuçları üzerinden kilise, Gaziantep'e, 81 vilayete doğru isimleri atayacaktır. Ben bu konuda genel merkezin bakış açısının çok zengin bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Peki kilisteki ve ilçelerindeki adaylar ne zaman açıklanabilir? Yani bir tarih var mı? Ben tahmin ediyorum 81 vilayetin neredeyse %80'i 15 Aralık öncesi açıklanmış olur. Yani daha üst bir şey söylemek gerektiği zaman da 20-25 Aralık tarihinde AK Parti resmi olarak seçim kampanyasına start verir. Evet. Mesela işte hem Kilis'te, Gaziantep'te ve bölge hatta bütün Türkiye'de ki AK Parti'nin adaylarını belirlemesinde şöyle bir durum söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve diğer seçime giden birçok parti AK Parti'nin adayına göre şekil alacak. Evet, belirleyecekler. Yani bunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi AK Parti Türkiye'deki insandan birinin oyunu alıyor. Bu yerel seçimler anlamında üçüncü seçimi. Evet. Genel anlamda referandumu da kattığımız zaman dokuzuncu seçim. Şimdi %34 ile başlayan ve %50'ye kadar kapasitesini arttırabilmiş bir partiden söz ediyoruz. Esas olarak Gaziantep'te, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da. Evet. Diğer partilerin refleksleri merak edilmiyor.
Evet. Diğer partilerin nasıl bir pozisyon alacağı merak edilmiyor. Merak edilen şey ne? Merak edilen şey şu. AK Parti'nin adayı kim olacak? Hı hı. Evet. AK Parti'nin aday adayları içerisinde bir rekabet var. AK Parti de kendi rakibini kendi içinden inşa ediyor. Evet, evet. Dolayısıyla burada bu saydığım Hatay dahil bu havzada AK Parti ezici bir üstünlüğe sahip. Evet, evet. Burada aday adaylarının kendi rekabeti AK Parti'nin diğer partilerle olan rekabetinden daha dikkat çekici ve daha merakla beklenen bir yerde duruyor. Bu da iki seçmenden birinin oyunu alan Sayın Başbakan'ın becerisiyle orantılı bir şey. Peki seçimlerde daha çok belediye başkanı almak mı önemli yoksa daha çok oy almak mı önemli? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi çünkü şunun için soruyorum. Malum Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Evet. İşte yerel seçimler sonrası. Ve bu anlamda çok ciddi bir provası olacak. Yani evet. Cumhurbaşkanlığı provası olacak. Bununla ilgili şimdi neler düşünüyorsunuz? Eğer AK Parti yerel seçimlerden %40 oy alırsa çok büyük bir başarı ortaya koymuştur. Hı hı. Çünkü bir önceki 2009 mahalli idareler seçiminde evet. AK Parti'nin oyları %38'di. Evet. AK Parti sembolik değere sahip bir belediyesini kaybetmediği müddetçe mesela Konya gibi, Kayseri gibi, oraları, İstanbul gibi, Tayyip Bey, yok, yani şey oraları Tayyip sembolik Bey olduğu için istese söylüyorum. De kaybetmez. Yani ben burayı kaybetmek istiyorum dese yani de sembolik kaybetmez. Sembolik anlamda olduğu için. Ifade. Sembolik anlam başbakan için sadece İstanbul'dur. İstanbul'dur. Sadece İstanbul'dur. Hı hı. Çünkü Sayın Başbakan 1994 yılından beri İstanbul'un her meselesi, her semti, her metrekaresi, her yeriyle, her meselesiyle doğrudan ilgilenmiş biridir. Evet, evet. Dolayısıyla da İstanbul bu anlamda bir şeydir. Zaten Tayyip Bey İstanbul'a kampanya yapmasa, İstanbul'a gitmese, hiçbir siyasi faaliyette bulunmasa, 32 tane Sarıgül, 72 tane Gürsel Tekin, evet. 333 tane Kılıçdaroğlu getirseniz, İstanbul'da İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan Bey'in elinden alamazsınız. Peki aday mı parti mi önemli? Yerinde aday, yerinde parti. Bazen ikisi birden. Kilis için? Kilis için üçü de. Önemli diyorsunuz. Peki Yasin Topaloğlu Kilis için bir şans mıdır? Buna kilisler karar vermeli. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendimle, şans olduğunuz yani siz... Kendimle ilgili bir yorum yapmaktan icap ederim. Körler sağırlar birbirini ağırlarmış. Ben böyle bir duruma düşmekten imtina ederim. Benim ne kadar liyakatlı, iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olup olmadığıma önce AK Parti Genel Merkezi karar verecek. Ben aday sıfatı taşırsam kilisler beni seçip seçmemeye de gene orada karar verecekler. Ama ben önce aday sonra da başkan olursam bu sorunuza cevap vereceğim. Peki hemen toparlamak istiyorum hızlı hızlı. Ali Altın Oymak yazmış Kilis'ten bizlere. Demiş ki Kilis'i tanıdığınızı söylüyorsunuz. Kilis'teki teşkilatla ilgili nasıl bir bilgiye sahip? Kimlerin desteğini almış demiş izleyicimiz. Yani AK Parti Kilis'te teşkilatla destek aldığı kimseler var mı diyor. Şimdi bir canlı yayında teşkilattan aldığım desteği yani izleyicimiz sesten, ben 99 yılından beri siyaset yapıyorum. Bu işleri de isim, az yani çok kişi sayısını demişim hani sevgili biraz, kardeşime de buradan selam olsun. Ama biz de kiliste kendi çapımızda bir siyasi figürüz, siyasi faktörüz. Peki Emre Karacan Kilis Spor'la ilgili bir planı programı var mı demiş? İşte can alıcı sorulardan biri. Bir şehrin siyaset parametresini inşa etmenin
en önemli yollarından biri de spor. 3F, İspanya'daki 3F. Yani artık spor bir endüstriyel refleks. Baktım, evet, evet. Belki bir dönem için faşizmin enstrümanıydı İtalya'da ve İspanya'da. Hı. Ama artık Türkiye'de ve dünyada spor endüstriyel bir şeydir. Ve şehirlerin tanıtımı için de olağanüstü bir imkandır. Hı hı. Olağanüstü bir imkandır. Hı hı. Pek çok şehir spor kulüpleriyle anılır. Şu anda birinciliği de at koşturan pek çok takımın şehirleri var. Bir itibar kazandırıyor. Yani bir anlamda itibar, bir heyecan, bir coşku, gençlerin önünü açan bir şey. Evet. Şimdi Kilis'te doğru dürüst bir stat yok, doğru dürüst bir kapalı spor salonu yok. Gençlerin kendilerini eğitebilecekleri bir imkan, alan mevcut değil. Hı-hı. Dolayısıyla spor bu konuda mühim bir heyecan verici unsur. Ben Gaziantep Spor'un da Gaziantep'i nasıl zenginleştirdiğini gören, bilen bir yerde duruyorum. Çok mühim bir şeydir spor. Bu konuyla ilgili her türlü imkanı biz değerlendireceğiz. Ayhan Çelik sormuş. Demiş ki aday gösterilmezse ne yapabilir? Adaya, diğer adaya destek verecek mi? Elbette. Ben, yani bu anlattığınız projelerle ilgili herhalde onu kastediyor. Yani biz bu projeleri açıkladığımıza göre bütün kilise, bu mesela o Büyük Doğu Üniversitesi gibi elbette projeleri, ben daha evvel de bir üniversite projesi açıkladım. Bunu Sayın Kilis Milletvekili Hasan Karan'ın öncülüğünde kuruldu. Biz bundan rahatsız mı olduk? Bu bizim projemiz midir dedik. Hayır, önemli olan Kilis. Kilisli. Bir şey Kilis'e yapılıyorsa, Kilis'te yapılıyorsa bundan daha sevindirici ne olabilir ki? Son olarak Ayten Bulut sormuş. Ev hanımları için projesi var mı demiş. Şimdi hani meslek edinme kursu galiba herhalde öyle o beceri ben zaten 1985 yılında rahmetli Adnan Kahveci dönemin devlet bakanıydı. Ha. Benim de aziz ve iyi bir dostumdu. Evet. Ben Kilis'te ilk onunla beceri kazandırma kursu açtım yorgancılık üzerine. Kilis'in yorganları da ünlüdür bu arada. Evet. Biz Kilis'te emekliler başta olmak üzere. Kilis'in 9000 tane emeklisi var. Bu emekliler başta olmak üzere, ev hanımları başta olmak üzere bunların istihdama ve üretime doğrudan katkısını sağlayacak şeyler yapacağız. Eğer biz kadın istihdamını arttırmazsak çalışmak ve üretmek anlamında Batı medeniyetinin karşısında %50 kaybederiz. Çünkü kadınları hayatın içinden çıkardığınız zaman bu beraberinde iki kişinin birini de tasfiye etmişsiniz demektir. O anlamda emeklileri de, hele özellikle öğretmen emeklilerini de hayatın içinde yeni misyonlarıyla, yeni rolleriyle değerlendirecek projelerle biz toplumun karşısına çıkacağız. Burada da dinamo ev hanımları olacak. Dolayısıyla bu çok mühim bir peki şey. Peki son sorum. Mevcut belediye başkanı Sayın Abdübulut'un nasıl buluyorsunuz çalışmalarını? Sayın Abdübulut Kilise 10 yıl hizmet etti. Biraz evvel de söylediğim gibi belli başlı bir takım sorunlarını da çözdü. Kilisliler onu hayırla yad edecektir. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben de bunları söyleyen biri olarak demek ki kanaatimi ifade ediyorum. Peki son olarak başta Kilisli hemşehrilerimize neler söyleyeceksiniz? Ben bu dönemde gerek Kilis AK Parti Teşkilatı'nın gerekse bilahire seçimlerde Kilislilerin kendi sekteryan ilişkilerinden köylüm, hemşehrim, tanıdığım insan olsun yerine doğru insan, neyi nasıl nerede yapacağını bilen insana dönük vicdanlarının sesini dinleyerek önce teşkilatın bilahire de Kilis halkının karar vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu defa Kilis son virajda. Yani köprüye girmezden evvel son çıkış bu Kilis için. Yoksa maalesef
kilisi kasaba olma günleri bekliyor. Hı hı. Dediğim gibi reformist bir hükümet var. Evet. Bir gecede kalkar 250 binin altındaki vilayetleri ben ilçe yaptım der. Tarihte de var bu Cumhuriyet tarihinde. Ben sanki tarihinde. Öyle bir şey, yani sizin söylediğinize göre öyle bir şey benim duydunuz mu? Benim bu endişem, bu benim acaba, kabusum. Yani bir endişem, geldi diye bu kabusum da. Benim. Hayır, ben AK Parti'nin reformist tavırlarına bakıyorum. Yani ben hani, adam 35 tabii. bakan sayısını 24'e indiriyor. Evet. Herkes bakanı arttırır. Tayyip Bey neredeyse 15 bakana düşürecek. Hı hı. Yani mümkün olsa birkaç bakanlığı yani da acaba bir bilgi geldi de ya buna analiz diyelim, buna bir değerlendirme diyelim, buna bir korku, kabus diyelim, adı neyse bunu. Ama endişeliyim. Kilis için, şehrim için, doğduğum, büyüdüğüm, doyduğum şehir için, kilisler için ben her bir kilisliği aziz ve muhterem bir varlık olarak değerlendiriyorum. Ve onların hak ettiği bir şehirde yaşamaları için ben elimden ne geliyorsa onu yapmayı taahhüt ediyorum. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok gerçekten güzel bir programdı. Ben eksik keyif olmayın. Aldım onu söylemek istiyorum. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Yine Kritik Masa'da gündemi belirleyen konu ve konuklarıyla canlı yayında Bahar TV ekranlarında karşınızda olduk. Konuğumuz AK Parti Kilis Belediye Başkanı aday adayı Sayın Yasin Topaloğlu'ydu. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu, güzel bir program oldu. Teşekkür ediyoruz. Ve siz bizleri izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizlere mesaj gönderen ve takip eden, izleyip de mesaj gönderemeyenlere de teşekkür ediyorum. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Bahar TV'den ayrılmayın.